Peki yani o zaman sizin şu an yaptığınız işlerin ne kadarı takım işi? Yani hani sizin payınız ne? Infinity FX'teki çalışan insanların payı ne? Yani herkes aslında bizim de bir payı var. Ufak da olsa bir payı var. Yani iş bölümü yapıyoruz. Mesela ben bu işin show tarafını yapıyorum. İşte ekibimizde işte eğer After Effects işçi varsa ekipteki o arkadaş yapıyor. İnteraktif konusunda mesela şu an Ar-Ge kısmını açtık interaktifte. Mesela şey yapılıyor. Sadece o ekibin işi proje bakmak, bulmak, okumak, izlemek ve yapmak. Orada Evet. asla mesela bizim şirketin o aşamada mesela belli bir aşamada atıyorum 3 ay gibi mesela bir gelir beklentisi yok. Yani kimseye sıkıştırmıyoruz. Ya bunu yaptığımızı şunu satabiliriz falan. Amaç bunu biliyor olmak. Zaten biliyor olduktan sonra zaten biz onu bir şekilde proje içine entegre ediyoruz zaten. Ya da bize bir şekilde gelmiş oluyor projeler. Böyle projeler geliyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Oturup tartışıyoruz. Yani o zaman işte ekipte dediğim gibi her şey parçası oluyor. Interactive'in işte yıldızı başka. After Effects'in yıldızı başka. İşte yönetimin yıldızı başka. Yani bir de bu işi yönetmek de var. Yani evet yapabilirim vesaire. Bazen mesela ben şey işin ipini ucunu ben kaçırıyorum. Yani dediklerimi unutabiliyorum. Çünkü bu bir kaosun içine sürüklüyorsun. Bazen 6-7 iş aynı anda konuşuyorsunuz. Kimle konuştun vesaire. Bu sefer arada mutlaka birisini koymam gerekiyor ki o işe takip edebilsin, devam edebilsin. O işlerin ne olduğunu hani rapora verebilsin gibi şeyleri de var. Yani takım işinin kısmı aslında yaptığın işin niteliğine göre değişir. Mesela şu an bir iş yapılıyor. Mesela bana proje geldi. O işte benim hiç bilgim yok sadece. Ben sadece orada bir brief verdim. Mesela o işin yıldızı After Effects'çi. Yani sonuçta ben sadece istediğim kafamda bir şey vardı. Onu anlattım. O yaptı. Bu. Ama iş 3D'ye giriyorsa, iş işte bir show business'a giriyorsa, benim sanatıma giriyorsa o da ben devreye giriyorum. Aslında herkes sanatı gibi. Yani siz mesela şu an bizim ofiste çalışıyorsanız sizin sanatınız animasyon ve karakter. Bu da bende yok mesela. Karakter kısmında ben hakim değilim. Mesela o iş karakter animasyonu ilgili bir filmse, bir animasyonsa zaten o işin yıldızı sizsiniz. İşin niteliğine göre değişir. Ben o işe sadece size mesela destek olduğum ya da know-how'umu aktaran kişi olabilirim. Anladım. Güzel. Teşekkürler. Şimdi peki mesela hani diyorsunuz ya bu iş hani oturup bilgisayarın başında sabaha kadar sevmeden yapılacak bir iş değil diye. Hani bu iş dediğimizde hep bu iş diye bahsettiğimiz için ara ara tekrarlamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bütün bu görsel efekt işleri bilgisayarda oturup yaptığımız saatlerce uğraştığımız her şey. Bu tutkuyu size kazandıran ne sizce? Hani sizin için işin en büyük eğlencesi ne yani? Hani ben bu işi bu yüzden seviyorum dediğiniz olay ne? Ben bu işi şöyle sevmeye başladım. Bir şey yaptıktan sonra insan tepkisinden dolayı sevmeye başladım. Wow, aa, çok güzel dedikleri an bu aslında size gizli gizli haz veriyor. Ya çok Evet. beğenilen bir şey yapıyorum vesaire diye. Aslında işte demin ilk söylediğim şey bu. Ben nasıl wow efekti şeyler yapmaya başladım? O zamandan gelen bir aslında şey. Yani insanların wow demediği, alkışlamadığı iş mesela nasıl tiyatrocu alkış almak ister? Ben de orada wow efekti benim için mesela şey besleyici bir şey. Yani orada ruhsuz bir ekibe denk gelmişsem böyle bir kurumsalda mesela üzülüyorum. Yani adamlar ne anladı ne anlamadı vesairesi beni şey yapıyor hani bir aşağı çekiyor. O zaman tabii şeyler yani CEO'lar falan konuşuyorsun daha teşekkür eder vesaire ama insan orada bir etki bekliyorsun tiyatro gibi. Çünkü izlettiğin şovlar bu arada 30-40 metre belki de bazen 60-70 metrelik büyük şovlar oluyor. Yani içine alıyor sizi yani siz içine girdiğiniz zaman devasa şovlar. Aslında orada gümbür gümbür bir şov var. Yani bazı insanlar, yani benim de dediğim gibi işte, benim de tiyatrom o. Tabii Yani bu işin ki. bana zevk veren kısmı bu işin beğenilmesi sonunda. Yani ben bu işi, para bu işin getirisi ama bu işi para için yapmıyorum. Bu işi aslında hobimi geliştirdiğim için yapıyorum, zevk alıyorum. Yaptığım iş wow efekti almamışsa ve ben paramı almışsam aslında mutlu olmuyorum. O para beni mutlu etmiyor. Yani ben Yani o işte kendimi başarısız sayıyorum. genel kriteriniz o. Bu çok güzel bir bakış açısı bence. Yani dediğiniz her şeyle uyum sağlayan güzel bir bakış açısı bence. Ya dediğim gibi Peki. şey, baştaki işte ne kadar köfte ne kadar ekmek mantığında da şey bu. Çünkü siz karşı tarafı etkilemeye çalışıyorsunuz aslında. Bütün aslında gizliden gizlideki hissiyatınız bu.